Türk-Alman ilişkilerinde ciddi açmazlar var. Bu açmazların başında özellikle Türkiye'de darbe teşebbüsü içerisinde bulunan ve askeri sıfatla Almanya'ya da sığınma talebinde bulunan insanların sığınma taleplerinin aslında geçici olarak bile değil, tam olarak hemen kabul edilmesi. Buna benzer sonuçta PKK ile ilgili Almanya'nın ortaya koyduğu politikalar. Bunlar müttefiklik iddiasına yakışan hususlar değil. Özellikle Türkiye'yi ziyaret edecek siyasiler noktasında başta mesela o heyetler içerisinde PKK'ya açık destek veren insanlar var. Parlamentodaki savunma komisyonunu biliyoruz. Savunma komisyonunun içerisinde Sol Parti'nin üyeleri var. Bu Sol Parti'nin üyeleri PKK'ya açık destek veren kişiler. Bunları zaten gizlemiyorlar, saklamıyorlar. Yıllardır bunun mücadelesini veriyorlar. Yine en son 1,5-2 ay evvel Frankfurt'ta PKK'nın yaptığı sonuçta orada eylem. Almanya bu gibi şeylere müsaade ediliyor. Ve PKK'yla mücadele noktasında, yani terörle mücadele noktasında Türkiye'nin hassasiyetlerinin hiçbirisini dikkate almıyor. Bu durumda tabii ki böyle Türkiye'nin bu meselelere kayıtsız kalması beklenemez. Ve aynı zamanda PKK'ların içerisinde bulunduğu komisyon üyelerine buyur gel gibi bir yaklaşım da beklenemez. Ama bunlar sonuç itibariyle daha üst düzeyde görüşülüp yeni bir zemine oturtulması gereken meseleler. Brüksel bu açıdan bir fırsat diye de düşünüyor. İncirlik'e gidecek heyette PKK'ların olmadığı sürece. Şu anda heyette PKK'ların olup olmadığı ile ilgili yani net bir şey yok. Çünkü komisyon olarak başvuruda bulunuyorlar ve o komisyonun içerisinde PKK'lar var. Dolayısıyla bu isimler ortaya çıktığında mutlaka Türk Dışişleri bu isimleri inceleyecek ve duruma göre hareket edecek. Şu anda biraz komisyon olarak ziyaret talebinde bulunuyorlar. İkinci adımda sonuçta komisyon üyelerini belirlemek durumundalar. Eğer herkes katılacaksa PKK'ların Türkiye'nin güvenlikli bir bölgesine girmesinin kabul edilmesi zaten